Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yanlış hatırlamıyorsam bir iki arkadaşımız istemişti paketleme nasıl yapılır özellikle Android olarak sormuşlardı galiba. Ben de hem Windows hem de şeye paketleme nasıl yapılır göstermeye çalışacağım. <laughs> Öncelikle paketleme işini büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Buradan istediğiniz yeri seçiyorsunuz. Mesela Android. Benim tercihim Android al yapın. Hepsini paketlesin. Ya da Windows 32 veya 64 bir tanesine paketlemek istiyorsanız onu yapın. Paketleme ayarlarına ise istiyorsanız buradan, istiyorsanız da buradan iki yerden ulaşabilirsiniz. Project Settings var. Şimdi, işte burada şirketin adı, işte şirketin farklı farklı adları, bu ana sayfanız, işte bu destek şeyleri. işte hani burada yazdığınız şeyler şunlar. Mesela üzerine geldiğiniz zaman yazı yazar, hani bilirsiniz bakın. Burada şirketiniz falan filan yazıyor işte, varsa tabi. Ee, daha sonra buraya istediğiniz fotoğrafı atarsanız, e, Epic Games Launcher'da projeniz buradaki fotoğraf görünür. Eğer buraya atmazsanız Unreal Engine kendi otomatik son çıkış ekranınızı çekip oraya atıyor zaten. E, yanlış bilmiyorsam buradan değiştirilebilir e, galiba ya da direkt projenizin adı olarak paketliyor oyunu galiba. Siz bir denersiniz burayı değiştirin. Bu projenizin adı pardon versiyonu Hani projeniz sürekli değişen bir şey olabilir. Hani mesela sürüm sürüm artan bir şey olabilir. Buna 1.1, 1.2 falan filan gidebilirsiniz. Burada e, kullanım koşulları, hani haklar, hani tüm hakları, saklıları falan filan yazıyor e, Onları buradan iş şey yapabilirsiniz. Bu projenin başlığı gibi bir şey anlamı var. Geçelim Maps ve Mods'a. Burada Default Game mod var. Yani herhangi bir proje açıldığında falan e, o haritaya konulacak game mod bu default game mod bu da default game instance diye. Burada iki tane yer var gördüğünüz gibi. Burayı e, mesela bir ana menü yaptınız. Oyun başladığında bu ana menünün açılmasını istiyorsunuz. Buradan game default map yani oyunun klasik yani normal mapı buradan istediğiniz mapı seçin mesela main menü map onu buradan seçin bu editor startup map ise e, editör açıldığında e, açılacak harita mesela bazen harita yaparsınız yaparsınız çıkıp girdiğiniz aynı bu şekil boş bir harita verir neden burada böyle e, editörde bulunmayan bir harita adı yazıyordur burada mesela benim content Browser'ımda böyle bir harita yok bu yüzden kendi otomatik böyle bir harita hazırlıyor. Siz buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Burada movies şey ee, hani mesela oyunların başında gelir böyle yavaşça parlar mesela markanızın adı, Unreal Engine, hani yapıldığı oyun program falan filan. Buradan artı diyerek ekleyebilirsiniz. Gelelim packaging kısmına. Bu shipping ee, galiba şey development yapınca galiba her bilgisayarda açılmıyor ama açılıyordur yani kendi Unreal Engine kendi içine kurulabilecek programları koyuyor. Siz development yapın. Burada işte tekrar şey yapılsın mı falan build yapılsın mı bunun gibi şeyler. Burada use pack file denen şey var. Bunu tick yaparsanız oyununuzu paketlediği zaman tüm oyununuzun dosyalarını falan filan bir winrar içinde winrar gibi bir şeyin içinde kaydediyor. Ama bunu açarsanız tek tek klasörler görünebiliyor böyle. Yani görünen bir şekilde klasörler şey yapılıyor. Yani nasıl nasıl yani diyecekseniz eğer. Mesela bunu oyununuzun paketi olarak düşünün. Böyle tek tek klasörler aynı bu şekilde görünüyor. Diyeyim size. Gelelim tekrar buraya. Burada da işimiz bu kadar. Burada desteklenen platformlar bunu ilk şey yapmasanız da olur. Burada e, hedef hani şey bunu başta da seçiyoruz. Görmüştünüzdür herhalde. İlk projeyi kurmadan önce buradan istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Daha sonra burada ne var mesela? E, burada galiba denemedim fakat herhalde Android'e paketlediğiniz zaman en fazla 4 tane point light koyabiliyorsunuz. Yani şöyle daire şeklinde ışık. Ama bunu arttırırsanız galiba daha fazla ışık koyabiliyorsunuz. Siz bunu denersiniz. Çünkü ben birkaç tane hat şey sıkıntı duymuştum böyle hani Android'e ışık koyulmuyor fazla diye. Buradan denersiniz olma ihtimali var. Buradan bakayım başka bir şey var mı? Burada şöyle bir şey yok. Evet şimdi gelelim buraya. Android'e paketleyeceksiniz. Benim proje e, bilgisayara pak şey olduğu için buradan Android'e çevirebilirsiniz bunu. Burada projenizin şirketi gördüğünüz gibi. Burada versiyonu aynı Android'de seçtiğimiz gibi. Burada projenizin adı. Buradan koyabiliyorsunuz eğer Android'e yaparsanız proje adınızı. Burada gene aynısı gibi Windows'da olduğu gibi nokta apık yani APK viral içinde kaydetme şeyi. Ee, daha lazım olan bir şey var mı? Bu orientasyon sanıyorsam şey. Mesela e, şey kullandınız diyelim. Hani bir araba oyununda telefonu işte sağ çevirdiğinde sağ gitmesini, sol çevirdiğinde sol gitmesini falan galiba buradan ayarlıyorsunuz. Bakın burada döndürme, full sensör var. Onu seçebilirsiniz. Şimdi bakalım. Buradan ikon seçebilirsiniz. Mesela buradaki ikon değiştirerek e, setup'unuzun ikonunu değiştirebilirsiniz buradan tek tek. Tabi hepsi tam boyutuna göre istiyor. Hani çabuk çarp x'e 48 e çarpı 48 bu işte 36 çarpı 36 falan filan. Buradan Google Play e ekleyebiliyorsunuz. Şu alanı. Tabi benimki configuration değil. Daha sonra gelelim buradan Windows'a. Burada iki tane fotoğraf var gördüğünüz gibi. Bu fotoğraf hatı biliyorsunuz projeniz açılınca bir editör yeri geliyor. Aynı bu fotoğraf. Bunu değiştirirseniz eğer editörü kapatıp açtığınızda buraya koyduğunuz fotoğraf açılıp kapanır. Buradaki fotoğrafları da nereden ayarlayacağım derseniz GIMP daha gayet güzel ve rahat ve ayrıca da bedava bir program. GIMP'i kullanabilirsiniz. Oradan böyle diyelim fotoğraf hazırladınız. Bakın nokta BMP uzantılı bir fotoğraf görüyorsunuz zaten uzan, uzantısını. Bu da oyununuz açılırken bu geliyor. Şöyle bir fotoğraf. Siz de bunu değiştirerek oyununuzun splash'ını yani buradan splash deniyor. Böyle oyun açılmadan önce böyle bir fotoğraf geliyor. Daha sonra oyununuz açılır. Bunu siz ayarlayabilirsiniz istediğiniz fotoğrafı. Bu da oyununuzun ikonu. Yani resmi. Uzantısı .ico biliyorsunuzdur zaten. E, buradaki ayarlar bu kadar. Project paketleme olarak. En sonunda buradan Package Project deyip. Android ise buna. E, bence buna yapın. Windows ise buradan ikisinden birine yapın. Diyelim projenizi paketlediniz. Üzerinde küçük bir değişiklik yapacaksınız. Örneğin. Buradan Cook yaparak. Ama bu Windows oluyor sadece yani Android e yapamazsınız bunu tekrar paketlemeniz lazım. Bu tekrar paketlememek amaçlı Ku cool Content diyor yani content'i tekrar şeye aktarıyor sadece farklı olan şeyleri aktarıyor bu uz, bu kadar uzun sürmesini engelliyor. E, paketleme işimiz bu kadardı arkadaşlar.